Efendim merhaba, İçel TV'de İçel Gündemi programında ben Ali Gürkan Şamiloğlu. Mersin'le ilgili gelişmeleri sizlere aktaracağım. Ve tabii ülkemizle ilgili, dünyayla ilgili son dakika önemli gelişmelere de kısa kısa programda değineceğiz. İlerleyen dakikalarda Düzce'de yaşanan sel felaketi ve bu felaketin ortaya çıkardığı duruma da ilerleyen dakikalarda değineceğiz değerli seyirciler. Ve Düzce'de selde kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin selde kaybolduğu düşünülen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İlerleyen dakikalarda ayrıntıya yer vereceğiz. Mersin'e gelelim efendim. Mersin'de bir şehit acısı yaşandı. Hatırlanacağı üzere 2 gün önce Irak'ta Erbil kentinde Türkiye Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda şehit oldu. Şehit diplomat Osman Köse'ydi. Osman Köse Adıyaman nüfusuna kayıtlıydı ancak Mersin'de büyümüş, Mersin'de okumuş bir kişiydi. Ailesi de anne ve babası Mersin'de yaşıyor. Eşi ve çocuğu da Ankara'da yaşıyordu. Osman Köse Ankara'da devlet töreniyle toprağa verildi. Irak'ta başkonsolosluk personeli olarak bulunduğu Erbil'de bir restoranda yemek yediği sırada uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Osman Köse son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Osman Köse için Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Şehit ailesi ve yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı polislerin omuzlarında cenaze arabasına alındı. Şehit Köse'nin naaşı defnedilmek üzere Ankara Karşıyaka Mezarlığı şehitliğine götürüldü. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli İstihbarat Başkanı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Adıyaman Kahta nüfusuna kayıtlı şehit Osman Köse'nin anne ve babası Mersin'de yaşıyor. Şehit Köse eşi ve çocuğuyla Ankara'da yaşıyordu. Değerli seyirciler, Suriyelilerin ülkemize göçü başladığı andan itibaren ve Mersin'e çok sayıda Suriyeli göçmenin gelip yerleşip iş yerleri açmaya başladığı zamandan günümüze kadar Mersin'de ve Türkiye'nin birçok noktasında Arapça tabelaların sayısı arttı. Geride bıraktığımız yıllarda da gündeme geldi. Hem Türkiye gündemine geldi hem de Mersin özelinde gündeme geldi. Sanki Suriye'nin bir şehrinde, Suriye'nin bir sokağında yürüyor, alışveriş yapıyormuşuz gibi her yer Arapça tabelalarla doldu. Türkiye'de olduğumuzu unutuyoruz eleştirileri sıkça dile getirildi. Ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de geride bıraktığımız meclis toplantısında bu konuya değinmişti. Bunun doğru olmadığını, tabelaların Türkçeleştirilmesi yönünde bir çalışma başlatacaklarını dile getirmişti. İşte o çalışma büyükşehir ekiplerince başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kent geneline yayılan ve sayıları giderek artan Arapça tabelaların Türkçe'ye dönüştürülmesine yönelik açıklamalarının ardından değişim için çalışmalar başlatıldı. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda Arapça iş yeri tabelalarının mevzuat doğrultusunda Türkçe tabela standartlarına uyumunun sağlanması ve Türkçe tabelalarla değiştirilmesi için esnafa ihtar tutanağıyla süre verildi. Kurulan 3 ayrı ekiple sürdürülen denetimler Akdeniz ilçesi Fasih Kayabala Caddesi'nde başladı. Viranşehir, Zeytinli, Limon, Babil Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Adnan Menderes Bulvarı'nda devam eden denetimlerde 25 iş yerine ihtar tutanağı verildi.
Tabela değişimi için tebligat bildirimlerinin başlandığını ifade eden ekipler, tabela içeriğinin Türkçeleştirilmesi konusunda esnafa ihtar tutanağıyla birlikte süre verildiğini vurguladı. Verilen süre sonunda ihtara uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulanacağı bilgisini veren ekipler, cezai işlem sonrası da kaldırılmayan tabelalar için gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti. Yine hatırlayacaksınız, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de gündeme gelmişti. Mersin Marina Yat İşletmeciliği ve AVM AŞ'nin Meski'ye 4,5 milyon Türk lirası su borcu olduğu yönünde söylemler ve bu borcun bir türlü tahsil edilememesi yönündeki olumsuzluklar belediye meclisinde de gündeme gelmişti. Ve Vahap Seçer, kimse vatandaşın hakkını gasp edemez, kimse yetimin hakkını yiyemez, herkes borcunu ödeyecek demişti ve AVM'nin 4,5 milyonluk borcunun da uzun zamandır alınmak istenmesine rağmen bir türlü tahsil edilememesine noktayı koyan Vahap Seçer, o borcu biz tahsil etmeliyiz ve edeceğiz demişti. Vahap Seçer'in bu dirayeti sonuç verdi ve Marina borcunu 12 taksitte ödemek için Meski ile anlaştı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in ısrarlı duruşu karşısında Mersin Marina'da yönetimin ödemediği yaklaşık 4,5 milyon liralık su borcunun Meski'ye ödenmesi konusunda olumlu adımlar atıldı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunan Mersin Yat Limanı İşletmeleri AŞ Müdürlüğü, abonelerine ait borç nedeniyle açılan davalardan feragat ederek kendilerine tahakkuk edilen borç miktarının 12 eşit takside bölünerek ödenmesi konusunda Meski'ye dilekçeyle başvuruda bulundu. Meski yönetimi ise borcun %15'inin peşin, kalan miktarlarının ise 12 eşit taksitle ödenmesine karar verdi. Yaklaşık 4,5 milyon tutarındaki borçlarını kabul eden Mersin Yat Limanı İşletmeleri Müdürlüğü yönetimi, 02.07.2019 tarihli Meski'ye verdikleri dilekçede söz konusu borcu 12 eşit taksitle ödemek istediklerini beyan etti. Meski Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu ise 12.07.2019 tarihli kararında Mersin Yat Limanı İşletmeleri AŞ ile aralarında çeşitli mahkemelerde görülen davalardan liman işletmesinin feragat etmesinin ardından mevcut borcun %15'ine tekabül eden miktarının peşin olmak kaydıyla geri kalan miktarının ise 12 eşit takside bölünerek ödenmesine karar verdi. Bu arada Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Başkanlığı'nda toplanan Meski yönetimi, belediyenin söz konusu borçla ilgili olarak herhangi bir maddi kayba uğramaması için Meski ile Mersin Yat Limanı İşletmeleri AŞ arasında görülen davada doğacak vekalet ücretlerinin de söz konusu borca dahil edilmeden daha sonradan alınmasına karar verildi. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk toplantılarında gündeme gelen Mersin Marina Yat İşletmeciliği ve AVM'nin 4,5 milyon tutarındaki su borcunu uzun süredir ödememesi Mersin kamuoyunda da uzun süre tartışılmıştı. Değerli seyirciler, sahte alkol, sahte alkollü içki ve metil alkol zehirlenmeleri paniği Çukurova'da genişleyerek devam ediyor. Şimdiye kadar 19 kişi hayatını kaybetmişti. Mersin'de, Adana'da ve Niğde'de çoğunluğu Mersin'de idi hayatını kaybeden kişiler. Ve sahte alkol paniği Osmaniye'de de yaşandı, yaşanıyor. Osmaniye'de de bir kişi sahte alkollü içki tükettiği için metil alkol zehirlenmesiyle hayatını kaybetti. Ve hayatını kaybedenlerin sayısı 20 oldu. Son 22 günde 20 kişi metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Tabii bu bölgelerde Türkiye genelinde olmakla birlikte sıkı bir şekilde sahte içki denetimleri ve baskınları da sürüyor. Yine yapılan bir baskında 5400 litre sahte içki ele geçirildi.
Adana'da daha önce ahır olarak kullanılan ancak kaçak içki imalathanesine çevrilen yere yapılan baskında 5400 litre kaçak içki ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri son 20 günde Mersin, Adana ve Niğde ile Osmaniye'de 20 kişinin alkolden zehirlenerek hayatlarını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Ekipler Merkez Seyhan ilçesi Mıdık mahallesinde daha önce ahır olarak kullanılan yere kaçak içki imalathanesi kurulduğu ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adrese baskın yaptı. Baskında 27 varil içinde yaklaşık 5400 litre kaçak rakıya el konuldu. Ayrıca depoda anason damıtmasında kullanılan 4 düzenek de bulundu. Piyasaya sürülmeye hazır olan içkiler imha edilirken depo mühürlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı, şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 1 Temmuz'da Mersin'de başlayan alkol zehirlenmesi olayında 20 günde Mersin'de 9, Adana'da 9, Niğde'de 1, Osmaniye'de 1 olmak üzere toplamda 20 kişi hayatını kaybetti. Mersin'in Tarsus ilçesinde de operasyon yapıldı ve yine azımsanamayacak miktarda sahte içki ele geçirildi. Tarsus ilçesinde son günlerde yaşanan metil alkol ölümlerinin ardından operasyon yapıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezi ve ilçelerde kaçak içki üreticileriyle satıcılarına yönelik çalışmaları hızlandırdı. Tarsus'ta kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele grup amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda 102 şişe etil alkol, 239 şişe farklı cinslerde içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda YA isimli bir kişinin gözaltına alındığı ve emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi. Mersin'de çok sayıda polisin narkotik dedektör köpeklerinin, dronların ve helikopterlerin görev aldığı torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi ve 12 kişi tutuklandı bu operasyonda. Mersin'de 400 polis, 4 narkotik köpeği ile drone ve helikopter desteğinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen Süpürme 2 operasyonunda 14 şüpheli yakaladı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si tutuklandı. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince Mersin'in farklı mahallelerinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik 500 polisin katılımıyla Süpürme 2 operasyonu düzenlendi. Çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin yanı sıra 4 narkotik köpeğinin de katıldığı drone ve helikopter destekli operasyonda daha önce belirlenen adreslerde arama yapıldı. Aramalarda uyuşturucu ele geçirilirken 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Daha önce de aynı operasyon kapsamında 4 kişi tutuklanmıştı. Mersin merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu düzenlendi ve 10 kadın gözaltına alındı. Mersin merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ-PDI operasyonunda 10 kadın gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ-PDI'nin deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında polis ve jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Mersin merkezli Adana, Kayseri, Denizli, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırıkkale ve Yozgat'ta belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 10 kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin 2006-2015 yılları arasında örgüte ait kurumlarda öğretmenlik yaptığı, örgüt içerisinde ser rehber olarak faaliyet yürüttüğü ve Bankasya'da hesap artırımı yaptırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi. 7 Temmuz tarihinde Mersin'de Turgut Reis Mahallesi'nde alkollü kişiler arasında kavga yaşandı. Bu kavgada bir kişi hayatını kaybetti. O ölüme sebep olan kişi sonrasında yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Mersin'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklanırken biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Pişmanım, korkmalar bir şey. Bir şey söyleyemem. Ağladın mı? Ağladım. Zavallı yani çocuk. Üzgünüm ona. Neden peki? Neden oldu? Neden oldu? Olmayacak bir şey oldu işte. Sana hakaret mi etti? Evet. Ne dedi? Alkolleyken saldırdılar. 17 Temmuz'da Akdeniz ilçesi Turgut Reis mahallesinde yaşanan olayda alkollü iki kişi arasında kavga yaşandı. İki tarafın tanıdıklarının da dahil olduğu silahlı kavgada Yusuf M. aldığı kurşunla hayatını kaybederken iki kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmalar sonucunda silahı ateşleyen Kadir Ü'yü Müftü Deresi kenarında tüfekle yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Kadir Ü ve CE tutuklanırken MÜ adli kontrolle serbest bırakıldı. Mersin'de birkaç kuyumcu bir kişi tarafından soyuldu ve güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen kişi polislerce yakalandı. Mersin'de kuyumculara girerek altın bakan ve iş yeri sahibinin boşluğunda yüzük alarak kaçan hırsız güvenlik kamerası görüntülerinden kimliği tespit edilerek yakalandı. Rahat tavırları ve yüzükleri aldıktan sonra yavaş kaçmasıyla dikkat çeken şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iki farklı kuyumcuda meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisinin AH olduğunu tespit eden ekipler şahsı yakalamak için operasyonlar yaptı. Adreslerinde yapılan operasyonlarda yakalanamayan şüpheliyi güven timleri suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erdemli'de Kayacı Vadisi'ne arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmaya giden bir kişi yüksekten dereye atladı ve kayalara çarptı, ağır yara aldı, hastanede hayatını kaybetti. Erdemli ilçesinde suya atlarken başını kayaya çarpan kişi hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Ömer Denden arkadaşlarıyla ilçeye bağlı Kayacı Vadisi'ne pikniğe gitti. Denden bir süre sonra serinlemek için 3 metre yükseklikten vadideki suya atlarken başını kayaya çarptı. Suya düşen Denden ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Denden kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 13 gün önce 85 yaşındaki bir kişi Silifke'de Susanoğlu'nda oğlunun yazlığından ayrıldı. Alzheimer hastası olan kişiden o günden beri haber alınamıyor. Mersin'in Silifke ilçesinde oğlunun yazlığında kaldığı sırada evde kimsenin olmadığı bir zamanda evden çıkan yaşlı adamdan 13 gündür haber alınamıyor. Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu mahallesinde 6 Temmuz Cumartesi günü oğlunun yazlığından ayrılan 85 yaşındaki Abdullah Burnukel'den 13 gündür haber alınamıyor. Yaşlı adamın yakınları gören ya da yerini bilenlerin polise ya da jandarmaya haber vermesini istedi. Babasını bir türlü bulamadığını anlatan Sadık Burnukel, "Kaybolduktan sonra aramadığımız yer kalmadı. Her yere fotoğraflarını yapıştırdık ama babamdan haber alamıyoruz. Babamın yerini bilen ya da görenlerin polise, jandarmaya ya da 0543 535 47 17 numaralı telefonu arayarak bize haber vermelerini istiyoruz," dedi. Çarşamba günü şiddetli yağışlar Düzce'de sele neden oldu ve selde 7 kişi kayboldu. O 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Ekranlarınıza sel suları çekildikten sonraki görüntüler geliyor. Düzce tarihinde ilk kez böylesine ağır bir felaket yaşadı
ve Düzce'deki selde 4'ü çocuk, 7 kişi kayboldu. Bu kişileri arama çalışmaları devam ederken bir haber geldi. Denizde bu selde kaybolan kişilerden biri olduğu düşünülen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ancak o kişi selde kaybolan kişilerden mi değil mi, buna yönelik araştırma ve otopsi çalışmaları hala devam ediyor değerli seyirciler. Ve bu sel felaketi sırasında mahsur kalan birçok vatandaş da yine helikopterlerle kurtarıldı ve güvenli bölgelere taşındı. Düzce'nin tarihinde ve ülkemizde de yaşanan sel felaketlerinden en büyüklerinden biri Düzce'de yaşandı. 7 kişiyi kaybolan 7 kişiyi ki 4'ü çocuk arama çalışmaları hala ekipler tarafından devam ettiriliyor ve sel felaketi sonrasında suların çekilmesi sonrasında da Düzce'de temizlik ve onarım çalışmaları da başladı. Mersin'e tekrar geri dönelim efendim. Şöyle bir haberimiz var. Trafik denetimleriyle ilgili. Trafik denetimleri ilk 6 ayda 2019 yılının sıkı bir şekilde sürdürüldü. Çok miktarda, yüklü miktarda trafik cezası kesildi. Denetimler aralıksız devam ettiği için de ölümlü kaza oranında düşüş yaşandı. Sürdürülü trafik ekipleri ilk 6 ayda 798.370 aracı denetledi. Denetlemelerde 1928 kişinin sürücü belgesi geri alınırken, kurallara uymayan 88.318 araç sürücüsüne 36.858.286 lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 1 Ocak-30 Haziran 2019 tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde 898.370 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 1928 kişinin sürücü belgesine el konulurken 7.062 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 46.045 kişiye hız ihlalinden, 17.556 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 10.638 kişiye emniyet kemeri kullanmamaktan, 14.079 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden para cezası kesildi. İl merkezinde yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik yapılan denetimlerde 752 ticari taksi ve tahtit kapsamında bulunan 4.994 özel halk otobüsü ve minibüs sürücüsüne de 2.918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı. 3.489 araç otoparka çekildi. Park yasaları konusunda da denetim yapan ekipler, il merkezinde park yasağı nedeniyle 472, hacizli yakalaması bulunan 842, sigortası ve muayenesi bulunmayan 431, standart dışı plakası olan 6, abartılı egzoz takan 35, teknik değişiklik nedeniyle 11, tescilsiz 77, çöp toplayan 65, diğer maddelerden 1550 araç olmak üzere 3489 aracı da otoparka çekti. Yapılan çalışmalar neticesinde 2019 yılı ilk 6 aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine oranla meydana gelen ölümlü trafik kazalarında %43,5, yaralanmalı kazalarda ise %7,8 azalma oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer makamında Anamur Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini kabul etti. Anamur Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri Başkan Seçer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Yılmaz, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri yer aldı. Başkan Seçer'e görevinde başarılar dileyen Torunoğlu, Anamur hakkındaki sorunlarını dile getirdi ve Seçer'in anlattığı çözüm önerilerini dinledi. Birkaç tane soruna hem Anamur hem Bozyazı sizlerin desteğiyle çözümleneceği inancında. Biliyorsunuz imar tadilatıyla bekleyen sorunlar var. Evet. Biz Anamur Ticaret ve Sanayi olarak bir organize sanayiye başladık. Buraya 5 tane yer bulduk. Bakanlıkta yer gelecekler ama onun 1/5000, 1/50000 planlara da işlenmesi lazım. Bizden önceki dönemde Anamur'un da içinde bulunduğu bazı bölgelerin plan çalışmaları başlamış. Geçtiğimiz günlerde de bana sunum yapıldı.
Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnarmut yok, Silifke, Erdemli, Mersin'in ikinci etabı, biliyorsunuz batı etabı tamamlanmıştı 1/5000'lik. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Birçok noktada da aslında plan çalışmaları bitirmiş ama kurum görüşleri önemli. Onların çalışmaları devam ediyor. DSİ görüşü, tarım görüşü, koruma kurullarının görüşü, onlar da planları etkiliyor. Sayın Başkan'ın dediği gibi plan da olmazsa hiçbir şey olmuyor. Yatırım da yapamıyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde Anamur'da bir toplantı yaptık. Düzenli katı atık depolama alanıyla ilgili. Bu sadece Anamur'u ilgilendirmiyor. Bozyazı'yı, Aydıncı'yı ilgilendiriyor. Üç ilçemize de hitap edecek bir yatırım. Daha önce üzerinde çalışmalar yapılmış. Ancak oraya ayrılan kredi miktarı belli bir gecikme olunca sürede başka taraflara kayma ihtimali var. Bunu tekrar geriye döndürüp yatırımı gerçekleştirmek istiyoruz aslında. Yer belirlenmiş, önemli çalışmalar yapılmış. Birçok teknik aşamadan geçmiş. Anamur, Mersin'in batı ucu. Orada mutlaka modern bir hale ihtiyacımız var. Evet. Hani birbirine yakın ilçe merkezlerine belki her tarafa hal yapma ihtiyacı olmayabilir. Merkez bir noktada hepsini birleştirebilirsiniz ama Anamur'un kendine münhasır özelliği orada mutlaka modern, oraya uygun, uygun kapasitede, uygun fiziki koşulları olan bir hal yapmamızı zorunlu kılıyor. Değerli seyirciler, şimdi ekranlarınıza getireceğimiz haber engelli bir çocukla ilgili. Çocuk Muhammed Mert, 4 yaşında, engeli ağır, babası ona bakıyor ancak babası hayırseverlerden ve devlet yetkililerinden de yardım istiyor. Mersin'de 4 yıl önce dünyaya görme ve işitme engelli olarak gelen Muhammed Mert Tanrıverdi'nin hayat hikayesi duyanların yüreğine burkuyor. Doğumdan sonra annesinin babasına bırakarak terk ettiği Mert, bugünlerde devlet yetkililerinden yardım bekliyor. Eski eşinin haciz şokuyla iyice maddi zorluklar çeken baba Ahmet Tanrıverdi ise oğlu için yardım istedi. Güldür bizi. Güldür güldür. Çirki. Sen benim çirkinim sen. Ne düşünüyorsun? Isıracaksın mı elimi? Isıracaksın elimi. Isır, evet. Bekliyorum hadi. Hadi, 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 hadi. Isırayım, ısırayım seni burada. Isırayım. He? Dur şimdi. Hadi kalk, 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 kalk. Hadi. Tut elimden. 4 yaşında bir oğlum var. İsmi Muhammed Mert Tanrıverdi. 2014 döneminde yapmış olduğum bir evlilikten Muhammed Mert Tanrıverdi doğdu. Bunun rahatsızlıkları o dönemlerde anne karnındayken belliyken anne Mersin Üniversite Hastanesi'nde imza atarak çocuğun bu şekilde olmasına rağmen doğmayı kabul etti. Yalnız doğduğunda bu şekilde problemlerle karşı karşıya kalmayacağından dolayı doğurmak istedi. Yalnız zaman ileriki zamanlarda gözlerinde görme, kulaklarında işitme problemi yaşandığından dolayı, epilepsi ve hidrosefalisi olduğundan dolayı, aynı zamanda serebral palsi olması neticesinden dolayı onu hiçbir şekilde, hiçbir şartlar altında ne zorluklar olursa olsun onu yalnız bırakmadım ve onun bütün tedavi masraflarını insanlarımızdan, vatandaşlarımızdan talep ederek bir yere getirdik. Bu duruma getirdik. Bizim ihtiyaçlarımız şu şekilde söyleyeyim. Mert bakıma ihtiyacı olduğundan dolayı bizim inanılmaz derecede medikal ihtiyaçlarımız oluyor. Tabii ki devlet bunun tamamını karşılamıyor. %10'unu falan karşılıyor. Yani 500 milyonluk bir alış malzemesinde 50 TL'sini veya 100 TL'sini karşılıyor. Medikal'ın almış olduğumuz ürüne bağlı. Bizim Mert'imizin bakım çocuğu olduğundan dolayı bakım çocuğunun da ihtiyaçlarını karşılamak
asgari ücretle bir hayli zor olması neticesinden dolayı çok zor duruma kaldık. Aynı zamanda kaldık kalmamıza rağmen de aynı zamanda eski eşim Mert'i bırakan kişi bizi icraya verdi. Bir 10 milyarlık, 12 milyarlık bir icra vardı, ona verdi. O icra bir sene mahkemeye sunmadı. Sunmadı, icra bir sene içerisinde 12 milyar oldu. Şu an maaşımın dörtte birine el koyuyor. Mert'in ihtiyaçlarını bu sebepten dolayı, icradan dolayı hiçbir şekilde karşılayamıyorum. Yetkilerden yine dediğimiz gibi özel ve bakıma muhtaç olan bir çocuk hiçbir şekilde görmüyor, hiçbir şekilde duymuyor. Bunun görmesi de, bunun duyması da benim. Canının ağrıması, ne zaman su içeceğini, ne zaman yemek yiyeceğini benim. Bu çocuk bakıma muhtaç bir çocuk. Yani burada şu mahallede bir evde, müstakil bir evde oturuyoruz. Yani kimse bunu sormuyor, kimse bunu görmüyor. Yani bu çocuk bu şekilde yaşanmamalı. Bu çocuğu en iyi şekilde yaşatmalıyız. En iyi şekilde ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Ben burayı tutmamın amacı 112 var burada. Onun için tuttum. Üniversite hastanesine fizik, haftanın 5 günü fiziğe götürüyorum. Ben bunun için buraya geldim. Yani devletten istediğimiz, insanlarımızdan istediğimiz sadece ve sadece... Yani zor durumdayız. Evet, biz kendi ihtiyaçlarımızı her türlü karşılayabiliyoruz ama Mert'in bakım çocuğu olduğundan dolayı ihtiyacını karşılayamıyoruz. Asgari ücret aldığımızdan dolayı gücümüz gerçek şartlar altında olmuyor. Biz sadece insanlarımızdan ve devlet büyüklerimizden öncelikle Mert'i unutmamaları, aynı zamanda da desteklerini bekliyoruz. Rıza, hissettin mi? Böyle dur. Böyle 2 saat boyunca çoraplı, aforu, ayakkabılı kalması lazım. Her zaman olduğu gibi bugün de yerel gazetelerimize bakalım. Güney gazetesiyle başlıyoruz. Güney diyor ki hiçe sayılıyor. Çevreciler verilen sürede kumsalı eski haline döndürmeyen Anamur Belediyesi ile buna göz yuman yetkililer için suç duyurusunda bulunacak diyor Güney Gazetesi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün Anamur Belediyesi'nin ilçedeki deniz kaplumbağalarının üreme alanı olan Pullu Tabiat Parkı ile Anamurium Antik Kenti arasında yapmış olduğu sahil düzenlemesinin durdurulması ve sahilin eski haline getirilmesi için belediyeye vermiş olduğu süre doldu diyor Güney Gazetesi efendim. Güney'den diğer bir gazete Çukurova'ya geldiğimizde Çukurova sıra dışı 100 gün başlığını atıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 31 Mart mahalli idareler seçimleri öncesinde sık sık dile getirdiği sıra dışı bir belediye başkanı olacağım sözünün altını ilk 100 günde doldurmaya başladı diyor. Ve bu konuda Vahap Seçer'in ve Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu değerlendirme Çukurova gazetesinde okuyucuya aktarılıyor. Çukurova'dan haberciye geçtiğimizde başlık şu: bildiğini okuyor. MHP'li Kılınç cezadan da laftan da anlamıyor diyor haberci gazetesi. Uyarılara rağmen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği koruması altında olan Karaağaç sahilinde iş makineleriyle çalışma yapan Anamur Belediyesi'ne 186 bin Türk lirası idari para cezası kesildiği öğrenildi. Ancak bu cezalara rağmen Anamur Belediyesi bildiğini okuyor diyor haberci gazetesi. Haberciden Mersin'e geçtiğimizde Mersin Arapça tabelalar değişecek başlığını atıyor. Büyükşehir Belediyesi Mersin'de Suriyelilerin açmış olduğu iş yerlerine asılan Arapça tabelaların değiştirilmesi için düğmeye bastı. Zabıta ekipleri gezdiler ve gezmeye de devam ediyorlar bu konuda denetlemelere. Esnafa süre veriliyor. Süre zarfında Arapça tabelalarını Türkçe'ye çevirmeyen esnafa ceza verilecek diyor Mersin gazetesi. Güney gazetesi Mersinlilerden Kazanlı
bölgesine yatırım yapmayan müteahhitlere tepki, gerekirse Ankara'ya gideceğiz, Cumhurbaşkanı'na kadar çıkacağız diyor. 18 Temmuz Perşembe'nin gazetesi bu. Değerli seyirciler, konu önemli olduğu için bugüne de aldık, taşıdık. Bahaneniz kalmadı başlığıyla şöyle diyor Güney gazetesi. Mersin Sanayici ve İş İnsanları Derneği MESİAD Başkanı Hasan Engin, 7 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan ve müteahhitlerin 2,5 yılda hizmete açacaklarına dair söz vermelerine rağmen çeşitli bahanelerle bir türlü yapımına başlamadıkları Kazanlı Turizm Bölgesi için çalışmaların bir an önce başlatılması gerektiğini dile getirdi bölgede yapmış olduğu inceleme sonrasında. Güney Gazetesi bu konuya değiniyor. Ve hakimiyete geldiğimizde Hakimiyet gazetesi 100 günde yüzler güldü diyor. Şeffaf yönetim anlayışıyla göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in 100 günlük bilançosu umut verdi diyor. Ve bu bilançoda neler oldu? Ekmek fiyatlarına zam yapılmadı. Su ve ulaşımda indirime gidildi. Sosyal yardımlara önem verildi. Ve katılımcı, şeffaf ve yenilikçi bir yönetim anlayışı hakim kılındı diyor gazete. Akdeniz gazetesi vicdansızlık diyor. Az önce ekrana getirdiğimiz haberin ayrıntısına yer veriyor. Mersin'de 4 yıl önce dünyaya görme ve işitme engelli olarak gelen Muhammed Mert Tanrıverdi'nin hayat hikayesine değiniyor Akdeniz gazetesi. İMC gazetesi Başkan Gültak çağrılara cevap vererek rezidans ve AVM söz konusu değil dedi diyor. Sanat merkezi olacak. Neresi? Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İngiliz yağ fabrikası alanının içerisinde sosyal, kültürel alanların bulunduğu bir sanat merkezi yapılacağını dile getirdi. Ki o fabrikanın, o taş binanın yıllardır nasıl değerlendirileceği konusu tartışılıyor. Umarız bu konuda Sayın Gültak başarılı olur ve o atıl durumda duran binayı yaşayan bir bina ve çevre nokta haline getirir. Yeni Güney gazetesi 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi hazırlıkları başladı, devam ediyor diyor ve bu konuda Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz'ın Tarsus'ta yapmış olduğu bilgilendirme toplantısının ayrıntılarına yer veriyor Yeni Güney. Yeni Ses gazetesi Tarsus Yeni Ses Turunçgil Konseyi ile ilgili bilgilere yer veriyor. Kaleburcu Deresi'nde Tarsus'ta Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu temizlik çalışmalarının ayrıntılarına yer veriyor. Ve Silifke gazetesi tarihe saygıyı çok yanlış anlamışlar başlığını atıyor. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemli üslerinden biri olan Silifke'de oluşturulan ve 76 yılında yapımı tamamlanarak harekat sırasında şehit olan 454 subay, assubay, erbaş ve erin anısına oluşturulan hatıra ormanının çevresinde ve içerisinde yerlere atılmış çöpleri ve içki şişelerini gören ziyaretçiler duruma isyan ediyorlar diyor ve bu önemli konuya ayrıntılarıyla yer veriyor. İlgili yetkili kişileri göreve çağırıyor Silifke gazetesi. Express, Tarsus Express, Metruk evin kokusu tüm mahalleyi sardı diyor. Kızılmurat Mahallesi 2708 sokakta bulunan ve güvercin pisliği, bit, pire, kene yuvası haline gelen metruk ev etrafa pis koku saçmaya devam ediyor diyor. Çevre sakinleri Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal'dan yardım istiyoruz. Bizi bu azap ve ıstıraptan kurtarsın, kendisinden umutluyuz diyerek Sayın Kaymakam'a mesaj gönderiyorlar gazete aracılığıyla. Tarsus Yeni Doğuş gazetesi Arapça tabelaların değişim süreci başladı bilgisine yer veriyor. Büyükşehir Belediyesi'nin derelerde Tarsus'ta yapmış olduğu temizlik çalışmalarının ayrıntılarına ve sahte içki operasyonlarına değiniyor. Akdeniz Postası Anamur gazetesi diyor ki Bozyazı Belediyesi'nin tabelasına TC eklendi. Bozyazı'da hizmet binasının girişine Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan TC ibaresi konuldu diyor ve bu konunun ayrıntılarına yer veriyor Anamur Express.
Yeni Haber gazetesi, Erdemli gazetesi diyor ki vadide suya girdi ve boğuldu. Erdemli ilçesinde 36 yaşındaki Ömer Denden serinlemek için girdiği Lamos kanyonunda akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi bilgisine yer veriyor. Ancak bizim edindiğimiz bilgilerde de yüksekten dereye atlayarak kayalara çarptığı, ağır yaralandığı, hastanede hayatını kaybettiği yönünde. Ama tabii ki ne olursa olsun çok dikkatli olmak gerekiyor. Denizde, derede, piknik alanında her zaman kendi canımızı ve başkalarının canını tehlikeye atabilecek davranışlardan sakınmak gerekiyor. Ve değerli seyirciler, Akdeniz Postası gazetesi az önce okuduğum 18 Temmuz'du. 19 Temmuz'a geldiğimizde başlık şu: Anamur'da belediye vatandaşla el ele projesi başladı. Anamur Belediyesi tarafından organize edilen belediye vatandaş el ele projesi kapsamında Akdeniz Mahallesi'nde inşa edilen çocuk parkının açılışı gerçekleştirildi diyor. Bu konuya yer vermiş. Ayrıca Anamur'da bugün Türk Hava Kurumu'nun katkılarıyla Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması başlıyor. Bu yarışmanın da ayrıntılarına değiniyor Anamur gazetesi diyelim. Ve yerel gazeteleri sona erdirdik. Kısa bir ara, sonra intermersin.com'la birlikte olacağız. Serkan Tultak, Haberci Gazetesi. Otoyol hayal, konteyner limanı bizim mi? Aynı gün bu iki haberle karşılaştık. Mersin için çok önemli olan iki haberden biri kötü, diğeri de kötüydü. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in soru önergesinde aldığı yanıtta, Çeşmeli, Erdemli, Silifke, Taşucu otoyol projesi için şimdiye kadar 1.727.600 Türk lirası harcandı, ancak 1 metre bile yol yapılmadığı ortaya çıktı. Bu haberle otoyolun bir hayal olduğunu öğrendik. Otoban olmadan turizm nasıl gelişecek? Bitmeyen havalimanı biterse en önemli ayağı eksik kalacak. Mersin-Silifke arası çile olmaya devam edecek. Mersin'e verilen sözler yine tutulmamış olacak. Bir süredir Mersin kamuoyunu meşgul eden ve yeni yapılacak konteyner limanının Mersin'den başka biriyle kaydırılacağı iddiaları gündeme geldi. Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gündeme getiren Komisyon Başkanı Lütfü Elvan, konteyner limanının Mersin'de yapılacağını hükümetten teyit etti. Bu haberle de sevinsek mi bilemedik. Çünkü bunun yazılı metinde olmadığını gördüğümüz için bu tepkiler olmuştu. Söz uçar yazı kalır. Bize de sözden daha çok kalkınma planlarında yazılanlar lazım. O da yok. Mersin'e verilen çoğu sözün uçtuğunu da gördüğümüze göre Mersin daha ne kadar ve neler kaybedecek? Intermersin.com sitemize bakalım değerli seyirciler. Şöyle bir başlık görüyoruz sitede. Mersin'de fuş operasyonu yapıldı. Bir masaj salonuna ve gözaltına alınanlar var, tutuklananlar var. Ayrıntılar intermersin.com'da. Diğer bir haberimiz, ölü sayısı 20'ye yükseldi. Sahte içkiden bir kişi daha Osmaniye'de hayatını kaybetti ve ölü sayısı 20'ye yükseldi. Bu konunun ayrıntılarına yer veriyor intermersin.com. Ve Arapça tabela konusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu çalışmanın ayrıntıları da yer alıyor intermersin.com'da. Diğer bir haberimize geldiğimizde şöyle bir başlık görüyoruz. İlk siyah incir hasadı bağlar başında Tarsus'ta başladı diyor ve bu konunun ayrıntıları irdeleniyor intermersin.com'da. 2 ton muz dağıtıldığı başlığı var. Anamur ilçesinde 13.sü düzenlenen Kültür ve Muz Festivali başladı. Anamur'dan geçen araç sürücülerine tanıtım amacıyla 2 ton muz dağıtıldı diyor ve festivalin ayrıntılarına, organizasyonun ayrıntılarına yer veriyor intermersin.com. Devam ediyoruz. Ulaşabileceğimiz diğer bir haber şöyle: bir kişi Tarsus'ta evinde ölü bulundu. Tarsus Devlet Hastanesi'nde sözleşmeli olarak çalışan Ercan Ş. işe gitmeyince mesai arkadaşları evine gitti. Çilingirle kapı açıldı polis nezaretinde ve Ercan Ş. evinde ölü bulundu.
intihar üzerinde duruluyor diyor haber. Diğer bir haberimize geçiş yaptığımızda Toroslar Belediyesi'nde yaşanan bir hırsızlık yer alıyor. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Avşın Yılmaz, yapımı devam eden Toroslar ilçesindeki konut projesi inşaatına girerek çinko ve inşaat malzemesi çalıp olay yerinden uzaklaşmaya çalışan 4 kişinin belediye ekipleri tarafından suçüstü yakalandığını, emniyete teslim edildiklerini ve tutuklandıklarını bildirdi diyor intermersin.com değerli seyirciler. Ve diğer haberlerimize baktığımızda sitede sporla, ekonomiyle ve günlük yaşamla ilgili tüm gelişmeler güncellenerek yer alıyor sitede diyelim ve bugün de içer gündemini burada noktalayalım. Ayrıntılar intermersin.com'da, İçel TV'nin tüm sosyal medya hesaplarında yer alacak gün içerisinde. Biz de kalın, hoşça kalın. Thank you.